Logo, JHR 320 sürümüyle birlikte arabuluculuk ve iş seyahati davası kayıtlarında geriye dönük puantajların, asgari ücret istisnasının ve gelir vergisi dilimlerinin güncel tutarlara göre hesaplatılması sağlanmıştır. Böylelikle geçmişe yönelik puantaj hesaplatılırken SGK tavanının geçmiş dönem tutarlarına göre kontrol edildiği görülür. Gelir vergisi ve asgari ücret istisnalarında dava sonuçlanma tarihindeki değerlerin baz alındığı görülür. Öncelikle bir arabuluculuk ve iş iade davası kaydının eklenmiş olması ve bu kaydın onaylanmış durumda olması gerekir. Arabuluculuk başlangıç tarihi girilir. İş iade davası kısmında ise dava açılma tarihi, dava sonuçlanma tarihi girilir. Belirtilen hesaplamanın yapılabilmesi için karar kısmında tazminat seçeneğinin seçili olması gerekir. Boşta geçen süre ve bodro yapılacak süreyle birlikte brüt ödeme tutarı girildikten sonra kaydedilir. Eski çalışan kartlarında sağ tuş menüde çıkış öteleme işlemi yapılır. Boşta geçen süre dikkate alınaraktan işlem tarihi ve bitiş tarihleri girilir. İşten çıkış tarihinden sonraki aya puantaj yapmak için çalışma tarihi seçilir. Eklenen puantajda dönem ücretinin ise iade davası kaydında girilen tutarın bodro yapılacak süreye bölünerek geldiği görülür. Yapılan puantajda SGK tavanının işten çıkış tarihi olan 2022 tavanına göre kontrol edildiği görülür. Asgari ücret matrahı ve indirim tutarlarının dava sonuçlanma tarihi olan 2023 Temmuz tutarlarına göre indirildiği görülür. Eklenecek her puantaj için çalışma tarihi güncellenir. Asgari ücret indirimleri bir defaya mahsus olmak üzere indirilir. Böylelikle diğer puantajlarda asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisi indirimleri yer almaz.
Bu hesaplamaların arabuluculuk kaydı için yapılması istenildiğinde aynı işlem adımları takip edilerek arabuluculuk kaydında başlangıç tarihi girilir ve bitiş tarihi girilir. Sonucu olumlu tazminatla ayrılarak boşta geçen süre ve bodro yapılacak süre ile brüt ödeme tutarı girildikten sonra kaydedilir. Yine aynı şekilde durumunun onaylı olması gerekir.